Merhaba arkadaşlar. Toprak coğrafyası dersinin 13. konusu toprakların sınıflandırılması ve dünya toprak coğrafyası diyeceğim bu hafta bu konuda. Öncelikle klasik görüşe göre malumunuz zonal, intrazonal ve azonal yani birer kuşak oluşturanlar ya da oluşturmayanlar adına bunu söyleyeceğim yerinde oluşan topraklara. Bunları anlatacağım. Ardından dünyada bu toprak gruplarına örnekler vermeye çalışacağım. Ardından da yaklaşık 1975'ten bu tarafa dünyada kullanılmaya çalışılan Amerika Birleşik Devletleri'nden ortaya atılan USTA toprak görüşüne göre dünya toprak sınıflandırmasının soil taksonomi dediğimiz toprak taksonomisini bir tablo üzerinde açıklayarak gene takdim etmeye çalışacağım. Aslında Ali Veli Veli Ali bir şey değişmeyecek. Sadece isimlerde bir takım değişiklikler olacak. Ya da birkaç yeni örneği nedenselliğiyle yine takdim edeceğim. En son yine bu görüşe dayalı dünya toprak tipleri haritasını konu içinde de yine sona doğru takdim etmeye çalışacağım. Gelin ağır ağır gidelim. Öncelikle toprakların sınıflandırılması diyelim. Neden sınıflandırılır? Hangi amacı taşır? Çünkü birçok toprak tipi renklerden hatırlarsanız, dağılış tiplerinden hatırlarsanız, strüktüründen, yapısından değil mi? Farklı farklı tiplemeler vardı. Bunların bu sefer zonlar ya da zonlar oluşturmama, kuşaklar oluşturmama ya da oluşturmama adına da sebepleriyle takdim etmeye çalışayım. Başta toprak tipleri ve coğrafi dağılışlarına baktığınız zaman yeryüzünde başlıca iklim ve vejetasyon kuşaklarına karşılık gelmek üzere yani burada zonu oluşturan öncelikle sizin ikliminiz, arkasından da bitki topluluklarınız böyle bir kuşak oluşturması adına buna karşılık gelen belli tipte de toprak kuşakları oluşuyor. Yani ikliminiz belli, onun üzerine gelişen bitki örtünüz belli ise bunun altındaki toprak tipi de böyle bir üçlemede iklim, bitki ve toprak üçlemesi, iklim bitki derken bitki örtüsü ve toprak kuşağı, toprak tipi anlamında da bir tipleme oluşabiliyor. İklime bağlı olarak oluşmuş bu kuşaklar halinde karalar üzerinde yayılmış bu tip topraklara zonal topraklar adı veriyoruz. Bu kuşaklar içinde yer yer genel iklim karakterinden çok diğer yerel şartları yansıtan ve yayılış alanları sınırlı olan bazı toprak tiplerine de rastlanabiliyor. Oluşumlarında daha çok kaya yapısı, jeomorfolojik özellikler, drenaj karakteri gibi yerel etkenlerin başlıca rolü oynadığı bu tür topraklara da intrazonal topraklar diyoruz. Ara topraklar adına bakarsanız intra. Bir üçüncüsü de toprak grubu olarak alüvyon moren gibi özellikle pedojenezle ilgili olmayan, toprak gelişimle ilgili olmayan daha çok bizim yeni depolar yani toprağa benzeyen fakat pedojenezin etkisini henüz yeterli derecede uzun zamana uğramamış olan depolar. Ne diyelim buna? Jeomorfolojik depolardan meydana gelmiş diyelim daha güzel terimiyle. Bunlar da bize daha çok zonal, intrazonal ve azonal toprakları oluşturuyor. A yani zon göstermeyen anlamında, kuşak göstermeyen topraklar anlamında. Zonal, esas bizim şimdi zonal de tabii. Zonal topraklarla iklim bölgeleri arasında sıkı ilişkiler var. Açacağım biraz sonra bu konuyu. Pedojenik süreçler bakımından asıl önemli olan da dünyada kuşaklar halinde yayılış gösteren zonal topraklar. Toprak tipleri için eskiden beri yerleşmiş, klasikleşmiş olan bir sınıflama sistemi bulunuyor. Başta toprak tipleri de jenetik gruplar halinde genellikle klasikleşmiş sistem içinde de tanıtılıyor. Buna dayanarak topraklar oluşumlarına göre 3 gruba ayırmak mümkün. Bunlar zonal, dediğim gibi intrazonal bir geçiş ve azonalde kuşak göstermeyen, yerinde oluşmuş bulunan işte morenler gibi, alüvyon şeyler, kumullar gibi diyelim 3. toprak grubu ama yine toprak grubuna oluştuğu için ayrılmış oluyor. Başlıca Cyril Erinç'in bir şeyi bu, şekli ya da bir tablosu diyelim. Başlıca makro klima tipleriyle vejetasyon formasyonları ve zonal topraklar dedim ya yani makro iklim tipleriniz var. Arkasından vejetasyon, bitki örtüsü formasyonlarınız var bunun üstüne gelişen ve diyor ki altında da şu tür zonal topraklar, şu tür toprak tipi
gelişmiş. Bunlar birbirleriyle ilintili anlamında. İşte en tepeye soğuk kurak diyor. En sağ tarafına da soğuk nemli diyor. Onun altına sıcak kurak diyor. Sıcak nemli diyor. O zaman soğuktan kurağa doğru giderseniz sıcaklık artışı olacak. Kurak, yarı nemli değil mi? Soğuk karasalda nemli gibi böyle bir iklime dayalı bir tipleme gelişecektir diyor. Sonra sıcaklığı arttırın, yağışı da arttırın. Tundura, ilk kısmında da yine tundura, karasal ve kendi içinde açtı. Sonra dikkat ederseniz tundura iğne yapraklı ormanlara getirdi. Çöl, step, saman ve prairie, karışık ve yayvan yapraklı ormanları oluşturdu. Yani ne arttı? Yağış arttı. Aynı zamanda sıcaklık da artmış oldu buna dayalı olarak. Sonra tundura toprağı dedi. Dikkat ederseniz bir bloğun içinde iklimi verdi. İkinci bloğun içinde bitki örtüsünü verdi. Üçte artık toprağa geldi. Evet dedi. Hem yağışı arttıralım veya azaltalım, sıcaklığı arttıralım ya da azaltalım. Tundura üzerinde tundura bitki örtüsüne dayalı tundura toprağı gelişmiştir dedi. Soğuk karasalda iğne yapraklı ormanlar varsa potzollar vardır dedi. Kuraksa bu çöl bitkileri, kurak bir iklimse çöl bitkilerse daha çok çöl toprakları gelişecektir. Yarı kurak bir iklimse stepik tunduralar gelişecektir. Bozkır oluşacaktır. İşte kestane ve bej renkli değil mi? Step toprakları gelişecektir. Gibi dikkat ederseniz kendi içinde yağışın artışı, sıcaklığın artışı ya da yağışın azalması, sıcaklığın azalması gibi birinci kutu içinde, kutu grubunun içinde iklimi, ikinci kutu grubunun içinde buna dayalı vejetasyon formasyonunu, zaten sağ tarafta da iklimi, bitki örtüsü ve toprakları da dedi. Üçüncüsünde de toprak grubunu oluşturdu. Kendi içinde ortada işte çernozimleri, preri topraklarını, kahverengi ormak toprak, kırmızı topraklar sağ altta ve lateritleri de oluşturmuş oldu. Yani en başta bir yerde size potzolları oluştururken tüm bu zonun içinde yağış ve şeye dayalı sıcaklığa dayalı sıcaklığı arttırdıkça lateritlere doğru bir geçişte olmuş oldu. Nemli bölgeler adına düşünürsünüz dedi. Aynısını bir başka şeyde yine enişten aldığım bir kareyle şekil 46'da yağış ve sıcaklık değişikliğine paralel olarak toprak tipleri, karakteristikleri anlamında profil serileri, toprak profilleri adına bir şematik bir şekilde, tabii çok fazla bir şey beklemeyin. Kendi içindeki bu zonda A, B ve ana kayaya bir geçiş deyin, C anlamında alın. İşte regolito toprak mantosu olsun geçiş zonu ve onun altında ana kaya olsun. C'de de istersin septen ana kaya olsun. Hiç fark etmez dedi. Ne dedi? A, B, C harfleriyle toprak horizonlar, o zaman en azından regolit diyelim. Şimdi 6 numaradan başlarsak çöl toprakları dedi. Bitki örtüsü de çok güdük gelişmemiş dikkat ederseniz. Kendi içinde karbonat birikimi K ile gösterdi. Sık tarama ile belirtilmiştir dedi. Sonra B'yi ver dikkat ederseniz. Yani bir birikme zonunu oluşturmuş oldu. Yıkanma fazla şey az olduğu için, yağış az olduğu için. Arkasından getirdiği 5 numarada çölümsüz stepleri getirdi. Biraz daha bitki örtüsünden yoksunlaştı. 4 numarada ne yaptı? Kahverengi stepleri doğru geçti. Bozkır ortamına geçti. Biraz daha yağış arttı çünkü. Sıcaklık bu sefer biraz daha azalma yönüne gidecek dedi. 3 numarada çernozyumlara geçti. 2 numarada preriler otsu formasyon arttı. 1 numarada potsollar orman popülasyonuna doğru geçti. Yağış arttı, sıcaklık azaldı bu sefer. Yani karşılıklı bir etkileşime dayalı. İşte potsollarda toprağın A ve B horizonlarının daha kalın zonlar gösterdiğini, bu gittikçe çölümsü ortama doğru hatta ve hatta işte B'nin ve A'nın ortadan kalktığını, daha çok bir kaliç formasyonu diye söylemiştik. Karbonatlı ne diyelim, kabuklar şeklini hatta dönüştüğü kapilariteden dolayı, diğer derslerden de hatırlarsanız kalişe yine bakarsınız. Sizin K diye bir karbonat birikimini nerede? En azından 6 numaralı çöl topraklarında göstermiş oldu. Kısa bir özeti, yani toprak zonlarının gelişimini göstermek adına bakarsanız çöl topraklarından en sıcak ortamdan en diyelim az sıcaklığa sahip ama bu sefer yağışın çok olduğu postsolik topraklara ve de ortam itibariyle de yağışlı ortama doğru da bir geçişi söylemiş oldu. 47'de buraya yine Erinç'in hem vejetasyon coğrafyası kitabından hem toprak
coğrafyası makalesinden ve de jeomorfoloji kitabından alıp derleyip koyduğum bir şey. O da Miller-Thorpe-Fortnum şeyini almış, haritasını düzenlemiş. Zonal toprak tipleri adına tundra toprakları, potsrollar, işte turbalıklarla beraber gri kahverengi potsrollar, preri toprakları, lateritler, altıda çernozyumlar, kırmızı kestane rengi topraklar, yedide kestane kahverengi, kırmızımsı kahverengi topraklar, 8'de çöl toprakları ve 9'da dağlık alanlar ve bu gibi sahalarda vadilerin karmaşık toprakları olarak alpin çayırlara doğru bir geçiş oluşturması sebebiyle de dağlık alanların topraklarını oluşturmuş oldu. 9 kombinasyonda da bunu verdi dikkat ederseniz bize. Şimdi izninizle zonal toprakları bir bir açalım. Kendi içinde iklim şartlarına bağlı olarak zonlar gösterecek. Mutlaka bu toprak tipleri kuşaklar oluşturacaklar. O sebeple de kendi içinde adı da üzerinde olacak. Bunu açacağım biraz sonra. Pedalferler ve pedokaller olmak üzere ikiye ayrılacak. Ne demek pedalfer? Pedos başı zaten belli. Alfer burada önemli. Alüminyum, fer, ferro, demir. Yani alüminyumlu, demirli topraklar. Diğerinde de pedokaller dediği daha çok kalsiyumlu topraklar olarak ikinci safhada karşımıza gelecek. İkinci bölümde karşımıza gelecek. Pedalferlere baktığımda genel bir giriş olarak takdim etmek gerekirse konuyu, başlıca özellikleri kuvvetle yıkanmış olmaları, bu nedenle ana kaya içinde başlangıçta var olan bütün kolay eriyen maddeler topraktan uzaklaştırılmış. Geriye size demir, alüminyum bileşikleri kalmış. O anlamda Latince karşılığı pedos, toprak, al aluminium ve de fer, ferro, demir, alüminyumlu, demirli topraklar anlamına geliyor. Pedal ferler adına düşünürseniz 1975 öncesindeki toprak tiplemeleri, sınıflamaları adına düşünürseniz bu grubun içinde nemli bölgelerin daha çok toprakları genellikle asit reaksiyonu gösteriyorlar. pH'i 7 civarında, bu tabii gittikçe sıfıra doğru gelmesi lazım. Asitlik dereceleri yıkanmanın şiddetine doğru orantılı olarak artıyor. Yıkanmanın kuvvetli olduğu iklim bölgelerinin toprak oluşumu görünüşe göre sıcaklığa bağlı olarak farklı iki gelişme yönü izliyor. Sıcaklığın düşük olduğu nemli bölgelerde ise lateritleşme toprağın karakterini belirleyen asıl unsur olarak şey yapıyor. Yani bir tarafta potsoller, bir tarafta sizin lateritleriniz olmuş oluyor bu grubun içinde baktığınız zaman diyor. Bununla birlikte potsollaşma ve lateritleşme alanları arasında kesin sınır çizmekte güç. Çünkü potsollaşma tropikal sahalarda da saptanıyor. Bu iki süreç arasında asıl fark silisin yıkanma derecesinin az veya çok olmasına dayalı. Bazı araştırıcılar bütün nemli bölgelerde tek bir toprak sürecinin olduğunu ve bunun da potsallaşmaya karşılık geldiği düşüncesindediler. Bu görüşe göre potsollar aşınmaya bağlı olarak oluşmuş. Laterit ve laterit adı verilen topraklarda aslında renkli horizonuna horizonun aşınmayla dekapay olması eski potsollik toprakların yani potsol tipindeki bir toprağın renkli B horizonuna da karşılık gelebiliyor. Bugün potzola adı altında toplanan topraklar genellikle gençtirler. Bu nedenden de A horizonları da henüz aşınmamıştır. Fakat bu horizonun aşınma ile ortadan kaldırmış olduğu yerlerde meydana çıkan B horizonları lateritlere benzer. Klasik görüşe göre eski 1975 öncesi kullandığımız tabirlerle eski makalelerde bulabileceğiniz şekliyle ki bunun günümüz koşullarındaki karşılıklarını da söyleyeceğim dersimin sonuna doğru. Klasik görüşe göre pedalferler yani alüminyumlu demirli toprak grubuna baktığınız zaman tiplerde karşınıza potsollar var. Siyah bolt olarak yazdım. Lateritler var. Sarı kırmızı lateritik topraklar. Esmer kahverengi potsolluk orman toprakları geliyor. Bunları biraz açalım. Potsollar asıl potsol iğne yapraklı ormanlarla kaplı soğuk nemli bölgelerin karakteristik toprağı. Potsolun oluşumunu şiddetli ve uzun kışlar, kısa ve serin yaz mevsimi, bu iklim kuşağında başlıca bitki topluluğunu oluşturan iğne yapraklı ormanların reçineli yaprakları kolaylaştırır. Çünkü bu şartlar sonucu humus olgunlaşamaz. Buna karşılık bol miktarda ham humus oluşur. Toprak suyu humus asidinin katılmasıyla kuvvetli
asit bir reaksiyon kazanır. Bu durumda A horizonundaki yıkanma kolaylaşır ve şiddetlenir. Bunun sonucu A horizonu, bunun sonucunda A horizon demir ve diğer mineral tuzları bakımından olduğu gibi kil ve kolloidal madde, sıvı suyla kaplı olan, dolu olan maddeler bakımından da fakirleşir. Buna karşılık siris oranı gittikçe artar. Demir bileşiklerinin taşınması dolayısıyla burjonun rengi gittikçe soluklaşır. Sonuçta da soluk kül rengine benzer bir renk alır. Toprağın adı da bu soluklaşmayı açıklaması açısından bakarsanız kül rengine benzeyen bu rengine, bu soluklaşmadan dolayı Rusça podzol, yani alttaki kül anlamına gelen bir ifade ile podzolik topraklar ya da podzollar ismini veriyoruz. Literatüre de yeni bu 1975 sonrası usta Amerikan ekolüne dayalı diyeyim baktığınızda verilen ismi de spodosol ya da işte tam Amerikalıların yani İngiliz ve 75 öncesi olduğu için ya da 75'ler olduğu için 1990 öncesi malum Soğuk Savaş dönemi, sonraki malum duvarların yıkılması ve artık bilimin ortak dilde kullanılması adını da düşünürseniz spodosol, o da yine kül rengi. Yani biri Rusça podzol derken biri İngilizce spodosol, yani birinin astronot, birinin ne diyordu? Kozmonot demesi gibi bir şey, uzaya çıkan insanların adına düşünürseniz ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bir Amerikan ekolünün ortaya çıkmasına eski görüşün üzerine yeni İngilizce terimler konmaktan başka da bir şey değil. O anlamda biz eski ve yeni hocalar adına bakarsanız, yenilikçi hocalar anlamına da dünya literatürünü takip etmek adına diyorum bunu, yenilikçilik adına her iki grubu da kullanıp aslında bunlar farklı da bir şeyler değil. Siz spodosol da deseniz, podzol da deseniz aynı anlama geldiğini, yeter ki toprağın niteliğini en azından zonlar adına ya da iklim kuşaklarına dayalı, onun üzerindeki bitki örtüsüne dayalı o gelişimi bilmeniz yönünden önemli. Üst kısımları yıkanan demir ve diğer minerallerin, kolloidal killerin, organik maddenin bir kısmı yanlara doğru uzaklaştırılır fakat bir kısmı da aşağıda B horizonunda çökeltilir. Bir birikme zonu olarak böylece bu kısım zamanla zenginleşir, renklenir, çimentolanma dolayısıyla gittikçe sertleşir. Çimentolaşma yeterli derecede ilerlediği durumda burada sert bir kabuk, hardpan oluşur. Tipik podzolların asıl sahaları toprak haritasında görüleceği gibi orta kuşağın kuzey kısmıdır. Bununla birlikte kısmen podzollaşma gösteren topraklara, orta kuşağın daha güney kısımlarında özel şartlar altında organik madde birikiminin olası olduğu sıcak nemli bölgelerde de rastlanır. Örneğin Brezilya'nın bazı bölgelerinin lateratik topraklarının belirgin bir şekilde podzollaşmaya oldukları saptanmıştır. Bu ve buna benzer diğer gözlemler nemli bölgelerde bir tek pedojeniz süreci olduğu hakkında da ileriye sürülmüş bir görüşü de desteklemiş olur. Buradan izin verirseniz lateratik toprak, yani soğuk bölge topraklarından kışın ciddi kar alacak, toprak altında toprak kar örtüsüyle kaplı olacak böyle bir gruptan şimdi birdenbire sıçrayalım. Yine alüminyumlu, demirli içinde bileşikleri, mineralleri olacak. Bu sözcük Latinceden alınmış olup kiremit tuğla, kiremit veya tuğla toprağı anlamına geliyor. Laterit bakarsanız gerçekten bazı bölgelerde sert lateritler, yapılarda tuğla olarak da kullanılmış. Bu kırmızı renkli topraklar klasik görüşe göre nemli, 75 öncesi için diyorum, nemli bölgelerde oluşan zonal toprakların sıcak nemli iklim kuşağında görülen tipine karşılık geliyor. Öbürü soğuk nemliydi dikkat ederseniz. Buna karşılık, buna göre de dedi, lateritleşmenin en fazla gelişmeye uğradığı bölgeler sıcak, periyodik yağışlı, iyi direne edilen sahalar, tipik lateritler, kimyasal bileşimin kimyasal bileşim olarak yarıya alüminyum bileşiklerinden yani killerden oluşur. Geriye kalan kısmı ise yine yarı yarıya su ve demir oksidi oluşturur. Silis oranı tipik lateritlerde çok çok azdır. Daha çok birikme zonunda. Böylece laterit asıl olarak suyu ve demir oksidi kızıllaşmış bir kil yığını oluşturmuştur. Lateritler için önerilen
yeni görüşe göre oksisol adı buradan kuvvetle okside olmuş, oksisol, kuvvetle okside olmuş topraklar için kullanılan sol, soil malum şeyle, köküyle toprak, okside, oksi kökü de baştaki oksi kökü de size ne olmuş? Daha çok kuvvetli miktarda okside olup renklenmiş, kırmızı rengi almış. Gnaisların ayrışmasından demişiz, Kerala Hindistan'dan, Trivandrum'dan. Gnaisların ayrışmasıyla oluşmuş, çocuğun ayağını bastığı yer efendim hemen artık anakaya veya işte regolit geçiş mantozonu. Üzeri çok ciddi anlamda bir dar da olsa bir lateritik toprak ve şey var, yıkanma zonu var. Burada dikkat ederseniz okside olmuş dedim. Bu topraklar genellikle taneli ve gözenekli, çok kuvvetli yıkanmış olduklarından dolayı da fakirdirler. Genelde belirgin olmayan kırmızı ve kızıl kahverengi A horizonu koyu kırmızı renkli bir B horizonu da bize sunar. Daha çok boksit yataklarını, alüminyum yataklarına gördüğüm şey, humus yönünden de bazı bitkisel kalıntıların çürüyerek parçalanmasının sonucunda meydana gelen organik maddelerde humus dendiği malumdu. Lateritler genel olarak büyük tropikal bölge toprakları gibi humus bakımından da fakirdiler. Çünkü bu gibi sahalarda bitki örtüsü de ya çok seyrektir ya da fakirdir diyeceğim. Kurak bölgelerde humus birikimi olanağı yoktur. İşte sizin bir Kenya'nız gibi bakarsanız gelişebilir. Kırmızı sarı lateritik topraklar bu bize biraz benziyor. O anlamda da bakarsanız Karadiken polisi Cem Güneysu'nun sevgili dostum, onun doktora tezinden Eğirdir Gölü güneyinden bir karstik depresyon, Karadiken polyesi batısındaki bir depresyona, karstik bir depresyon, ne diyelim buna, ağaç popülasyonuna bakarsanız bir uvala diyelim, dar uzun devam ediyor çünkü. Dar uzunca bir tektoniğin ne diyelim yönlendirdiği bir uvala anlamında, bunun tabanında Karadiken polyesi demiş batısı ama. Bunun tabanındaki kırmızı renkli, sarı kırmızı renkli lateritik topraklar, Terra Rossa toprakları, kırmızı topraklar olarak da alınabilir. Bunlara literatürde ultisol ismi veriliyor. Asıl lateritlerden çok daha geniş yayılma alanına sahipler. Tropikal sahalarda olduğu gibi nemli tropikallerde de saptanmış. Bu çeşit toprakların oluşumunda rol oynayan asıl süreç lateritleşme olmakla birlikte lateritleşme tipik lateritik topraklarda olduğu kadar ilerlememiş. Bu nedenle de toprakta silis oranı biraz daha fazla. Lateritleşmede biraz daha silis oranı az miktarda demiştim. Bu oran örneğin Filistin kıyılarındaki kırmızı lateralit topraklardaki ortalama %40 civarında. Toprağın diğer kısmında ise alüminyum demir oksiti sudan ve ile sudan oluşuyor. Silis oranı lateritleşme derecesiyle orantılı olarak azalıp çoğalabiliyor. O anlamda da Akdeniz bölgesi topraklarını tipik karakterize etmek bizim Akdeniz bölgemize de, Ege bölgemize de Terra Rossa toprakları, özellikle bu tür karstlaşmanın görüldüğü tabanlarda, kapalı havzalarda lateritleşmenin ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz. Ama semi anlamda, yarı lateritleşme, tam bir lateritleşme anlamında söylenemez. Esmer kahverengi pozzelik orman toprakları diyelim, lateritik kırmızı topraklar ile asıl, biraz önce söyleyeyim, asıl pozzel topraklar arasında bir geçiş tipi oluşturan bu toprakların, esmer kahverengi pozzelik orman toprağı, bu toprak asıl yayılış alanı ılıman bölgenin yayvan yapraklı ve karışık orman bölgesi. Humus bakımından zengindirler, pozzollar kadar asit değildirler, onlar kadar kuvvetli bir şekilde yıkanmamışlardır. Bununla birlikte hakim pedojenik süreç podzollaşmadır. Humus birikimi bakımından koşullar uygundur. Organik maddeler profilin en üstünde 10-20 santim kalınlıkta bir tabaka oluşturur. A horizonu daha az yıkandığı için çok fakirleşmemiş, fazla soluklaşmamıştır. O anlamda esmerdir. Diğeri kül rengiydi, dikkat ederseniz podzollar. Bu horizonda organik maddelerin oranı aşağı doğru azalır. B horizonu kil ve mineral tuzları bakımından zenginleşmiştir. Kısmen de olsa yıkanmada. Rengi sarımtırak kahverengilidir ve burada biriken maddeler dolayısıyla A horizonuna oranla daha yoğun bir yapıda gösterirler diye sol tarafta da bununla ilgili bir şey koydum size, bir fotoğraf koydum bakarsanız. Şimdi pedalferlerin yanısına pedokaller ikinci grubu oluşturacak. Az nemli, yarı kurak, kurak bölgelerin toprakları iklim şartlarına bağlı olarak ya az yakınırlar veya tamamen
yıkanamazlar, çıkaramazlar. Bu nedenden dolayı mineral tuzları, özellikle kalsiyum karbonat bakımından zengindirler. Pedokallerin Latince karşılığı pedos, toprak, kal, K-A-L anlamında söyleyeceğim bunu, kalsiyumdur. Kalsiyumlu topraklar anlamına gelir, kireçli topraklar anlamına gelir. Hemen hepsinde kalsiyum karbonatın biriktiği bir seviye vardır, bir zon vardır. Böylece kalsifikasyon dediğimiz pedokallerin tanıtıcı ortak özellikleri, toprağın su ve organik asitler bakımından fakir olmasından dolayı kimyasal reaksiyon bakımından ya nötr yahut alkalindirler, yani 7 ile 14 arasında uzanacaklardır. Yeryüzündeki en önemli tarım toprakları reaksiyon bakımından nötrdür veya hafifçe alkalindir, 7-8'dir olan bazı pedokal topraklardır. Klasik toprak oluşumuna göre burada preriler, çernozyumlar, kestane kahverengi step toprakları ve çöp toprakları da karşımızdadır pedokaller olarak düşünürsek. Preri toprakları Kanada'dan bir örnekle bu grubun hem birikme zonunu ahır zonu hem yıkanma zonunu A yıkanma zonunu B birikme zonunu her ikisini açık ve koyu renklere göstermek istedim. Preri toprakları orman ve step arasındaki geçiş sahalarını karakterize eder. Orman step arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya'da, Güney Amerika'da, Afrika'nın bazı bölgelerinde geniş yer kaplarlar. Preri adı verilen ot topluluğunun varlığı, otu bilhassa o amaçla koymak istedim. Great Plains Prairie diye de Project Past'tan buraya koydum. Yani geniş çayır alanları sizin karşınızda olacaktır. Ot toplulukları bu zaman zaman belinize kadar gelebilecektir. Prairie'lerin bulunduğu, o topluluğun var olduğu sahalarda oluşur. Toprak ince taneli ve koyu renklidir. Bu iki özellik derin bir şekilde sokulan kökler yoluyla organik maddenin bol miktarda birikmiş olmasıyla yine ilgilidir. Kalker bakımından, kireç bakımından fakirdirler ve bir kireç birikim seviyesi göstermezler. Çünkü bu gibi sahalarda yağış hafif yıkanmayı ve bu sırada eriyebilir maddelerin yeraltı suları tarafından uzaklaştırılmasını sağlayabilecek de orandadır. Böylece preri toprakları da postallaşmanın hafif izleri saptanmıştır. Çok fazla değil. Bir üstteki grupla oranladığınızda bu özellik preri topraklarının nemli kurak bölge toprakları arasında bir geçiş tipi olduğunda ortaya koyar. Çernezyumlar gene 75 öncesinin ya da 1990 öncesinin görüşüyle, 90 derken tabii duvarın yıkılması, Berlin duvarı, aradaki o soğuk savaşın artık bitmesi, küresel bir dünya anlamında düşünürseniz 75'te Ustanın kabulü Amerikan toprak taksonomi şeyiyle, ondan önceki klasik görüş, o yine klasik görüşten girerek Çernozyom diyeceğim, bizdeki Çernomore'den aklınıza kalsın Rusçasıyla Karadeniz anlamına geliyor. Buradaki Çernozyomlarda Rusça kara toprak, Çerno kara anlamında, Nozyom anlamında da toprak, kara toprak, orta kuşağın gür step formasyonu ile kaplı, az yağışlı veya yarı nemli bölgelerinde görülür. Preri topraklarına oranla daha az yıkanmışlardır. Yağışlar ancak çok kolay eriyebilen maddelerin süpürülmesini sağlayacak değerdedir. Fakat daha güç eriyen kireç ve diğer alkalin maddelerin hepsini yıkanıp uzaklaştırılmasına yetmez. Bu nedenden yüzeyden 80 ile 150 santim kadar derinlikte bir seviyede kireç birikir. Bu kalsifikasyon seviyesinin rengi daha açıktır. Buna karşılık A horizonda bol miktarda organik madde biriktiğinden bu horizonun rengi siyah veya koyu esmerdir. Toprak topaklı, taneli ve gözeneklidir. Bu nedenle havalanma ve su tutma bakımından uygundur. Yıkanma zayıf olduğundan toprak, kil ve kolilitler bakımından da zengindir. Uygun fiziksel yapıları, organik ve madensel tuzlar bakımından zengin olmaları dolayısıyla kara topraklar, çernozyumlar dünyanın en verimli tarım toprakları diye ele alınır ki kültür bitkilerinden mısır ekilmiş sağ taraftaki fotoğrafın altından derin çernozyumlar Çin'den bir örnekle hakikaten görülmekte olan geniş tarım topraklarından biridir. Kestane 3. grubu pedokallerin, kestane ve kahverengi step toprakları daha kurak step bölgelerinin topraklarıdır. Genellikle çernozyum sahalarıyla çöl sahalar arasında geçişi oluşturur. Daha çok yıkanmanın fazla olduğu, karbonat birikiminin de
50-60 santimde biriktiğinde görmek mümkündür. Buradan ikinci zonal grubu bitirdikten sonra ikinci büyük grup olan intrazonal diyeyim ilkine göre bakarsanız. Yani ne vardı? Ana kayayla ilintili olacaktı. Bunlar daha çok ne yapacaktı? Rentsinalar, gromosollar gibi ana kayayla ilişkili olan toprak grubuydu. Belli kuşak sınırları içinde değil, daha çok ana kaya, drenaj, topografya gibi şartlara bağlı olarak gelişeceklerdi. Rentsinalar mesela kireç bakımından çok yaygın, çok zengin olan kayalar üzerinde nemli ve yarı nemli iklim bölgelerinde daha lokal sahalarda oluşur dedi. Yıkanma kuvvetli olduğu halde çok bol olan kalker topraktan tamamen uzaklaştırılamaz. Bunun sonucunda yıkanmaya karşın kireç birikir. Rentsina profilinde renk üst kısmında daha çok esmer gri renklidir ya da siyahtır. Aşağı kısma doğru ise gri sarımtırak renklerde ve genellikle yumuşak kalkerli bir horizonda saplanır. Bunlara vertisol ismi de verilir. Dikkat ederseniz her bir toprağın burada geçişlerde ustaya göre, yeni toprak görüşüne göre 75'lerden sonra kullandığımız en azından bir 30-35 yıllık süre zarfındaki killi marlı ana kayalarda bunlar da vertisollarda gelişir. Jeomorfolojik ve drenaj özelliklerine bağlı introzonallere geldiğimizde bunlara solanesler ve solançaklar en güzel örnektir. Histosoller dokuya bağlı olarak mesela çimen toprakları, turba toprakları, yeraltı suyu pozisyonları gibi örnekler yine tuzlu introzonal toprak grupları içinde kullanılabilir ki sol tarafta bir rentsina örneği anakayaya bağlı kireçli içinde küçük küçük gruplar halinde kireç altta anakayaya zaten geçiyor. Sağda ise bir gromosol, vertisollerin kumlu, killi, marlı anakaya sahip. Yani biri kireçli, biri killi, kumlu, marlı anakaya sahip gromosollerle rentsinalar tamamen anakayla ilişkili intrazonal topraklar grubu adına. Yine jeomorfolojik ve drenaj özelliklerine bağlı olarak gelişmiş kurak bölge tuzlu toprakları olarak solanesler. Yine o çakıyla yüzeydeki otsu formasyonunda gerideki kireç birikimine bakınız. Yine açık renkli tuzlu topraklar adına Avusturya'dan solançakları görmek mümkündür. Azonal topraklara gelirsem üçüncü büyük grup bu kuşaklar içinde gösterildiğimiz zonal, intrazonal ve azonal grubun bu gruptakiler henüz horizonlaşmamıştır. Dış etkenlerine taşınarak çökertilmiş yani kontinental karasal depolardır, alüvyon topraklardır, kumlardır, kumunlardır, morenlerdir. Yeni terminolojiye göre enti, yeni anlamında sol adını verilen entisol adı altında bunlar toplanır. Kısaca topraksı depolar anlamına gelir. Ancak aradan geçen yeterli zamana dayalı azonal topraklar bulunduğu bölgenin iklim şartlarına göre pedojenezine uğrarlar ve böylece zonal topraklar grubu anakaya görevi de görürler. İklim koşullarına dayanarak belirli özellik gösteren toprak horizonlarının oluştuğu andan itibaren bunlar da artık zonal topraklar grubuna girerler. Ne gibi mesela işte Anza Berrogo Ulusal Parkı Kaliforniya demişiz. Akarsu yakıtanda birikerek oluşmuş alüvyal topraklar. İşte tektonikle bunlar yükseldiği takdirde bunun da üzerinde dikkat ederseniz çok dar bir zon halinde bugün gelişmeye başlamış. İşte kendi içinde taşkın zonu, çekik zonu, taşkın zonu, çekik zonu görüyorsunuz şey halde. Yani ince unsurlar daha kalın, ince kalın arada çakıllı zonlar gibi. Bunun da üzerinde diyor zaman içinde işte yükseldi. Bugün artık akarsu yatayla alakası yok. Ne gelişecek? Bir zonal grup gelişme durumu iklime dayalı. Bunun üzerinde de bitki örtüsü yine taraçaların üzerinde de gelişebilecektir. Eğer taraçlarda tarım yapmıyorsanız tabii diyecektir bize. Buradan Sırrı Erinç'in 2000 jeomorfoloji birine bakarsanız başta toprak tiplerinde entisol, vertisol, inceptisol, aridisol, molisol, spodosol, odun külü hatırlayın postsollerde, alfisol, untisol, oksisol ve histosol gibi yukarıdan aşağı bütün o türleri ent, yeni, işte sol, alüvyonlu topraklar demişti. Vertisol hatırlarsanız alt üst etmek anlamında kullanıyordu. Daha çok bize kullandığı hidratasyona uğramış topraklardı. Inceptisol başlangıç topraklardı. Aridisol kurak bölgeler, arit değil mi? Arit en semi arit, kurak yarı kurak bölgeler. Mollisol yumuşak orta kuşak ot formasyonu alanlarının organik unsurlarla zenginleşmiş sahalarıydı. Spodosol söylememe gerek yok nemli orman bölgelerinin topraklarıydı. Geniş yayılı sahalarına sahipti. Alfisol alüminyumlu demirli gene geldi size bakarsanız iğneli ormanların, iğne yapraklı ormanların B horizonu kil bakımından zenginleşmiş. Diğerinde kireç bakımından zengindi. Ultisol en son gelişmiş
şeye ente benzeyen ılıman tropikal, ılıman ve tropikal nemli bölgelerde eski topografya yüzeyleri üzerinde derin şekilde çözünmüş kil ve demir bakımından zengin sarı kırmızı renkli topraklardı. Oksisol okside olmuş topraklardı, lateritlerin karşılığıydı. Histosollerde turba bataklık gibi, boglar gibi baktığınızda bu gibi sahaların özel drenaj koşullarında oluşmuş topraklarından oluşuyor idi. Buradan çok detaya girmeden sadece takdim edip geçeceğim. Koyu kahverengi ile gözüken, dikkat ederseniz alfisoller, gri kahverengi renkli en koyu kahveler anlamında söylüyorum. Hem dağlık kesimin yüksek sahalarında bizde de var dikkat ederseniz. Hem de Avrupa kuzeyi, Çin kuzeyi, Moğolistan doğuşu anlamında burada pozzoller görmek mümkün diyor. Biraz daha açık renk olarak kahve, serin ılıman orman toprakları. Burada bakarsanız sıcak serindi ilki. Spodosoller o kül renkli olan pozzoller gelişti dedi. Vertisoller, çernezyumlar, mollisoller daha çok yarı nemli, hafif yeşillendi dikkat ederseniz. Ardından size lateritleri getirdi. Orta koyu sarı diyelim renkte orman veya savan örtüsünün bulunduğu yerde. Arkasından kurak alanlarda görülen aridisoller, yani sizin çöl sahalarınız, Afrika'nın orta kuzey kesimi, Sahra Afrikası, işte Arabistan'ı, bizim Gobi, değil mi? Taklamakanlar. Yine aynı şekilde bakarsanız Amerika'nın orta batı kesimindeki çöl bölgeleri, yine Avustralya'nın ortası gibi bu grup aridisol grubunu görmeniz mümkün dedi. Başta yine deltalar olmak üzere bütün iklim kuşaklarında bulunan alüvyonlu topraklar, entisoller adına bakarsanız onlar da işte Brahmaputra, Ganj gibi, değil mi? Mekong, Kongo, söyleyin Amazon havzası gibi oralarda da görülen inceptisoller adına, son grizon adına beyaz buz örtülerinin üstünde bunlar da dağlık alanlara özgü topraklar olarak tipik sığ ve taşlık topraklar adına oluşacak alanlar idi, toprak sahaları idi. Bunu da atlamayayım. Geografika Atlas 2005'ten aldığım Dünya Toprak Kuşakları yeni görüşe göre özellikle karşımıza geliyor. Bir de beyazlar, buz Grönland'da olduğu gibi ya da güneyde Antarktika'yı görüyorsunuz, büyük kıtayı aldığımız bir görüştü. Buradan Usta'nın bir görüşüne dayalı bütün dünya artık 75 sonrasındaki 7. Dünya Toprak Sınıflama Sistemindeki yeni toprak adlamasına göre birçok yeni mesela gelisoller oluşacak, ultisoller, oksisoller var mesela, hareketli kumu sahalarını eklemiş, kayalık alanlar demiş. Dikkat ederseniz alfabetik sıralamada bize birkaç tane yeni alpin çayır sahaları ki andisoller mesela volkan külü anlamına gelen volkanik sahalar üzerinde aman diyor. Gellisoller gene ustada toprak yüzeyinde 2 metre aşağıda permafrost daimi don tabakasının görüldüğü gibi biraz daha detay, biraz daha ayrıntı. Tabi bir dünya toprak haritasını göstermek adına yani Türkiye'ye bakarsanız burada aslında ben 2 ya da 3 kombinasyonunu görüyorum. Nereden baksanız Türkiye'yi bile bütün bu zonların tamamına yakınını Türkiye topraklarını bir sonraki konuda gene takdim etmeye, aktarmaya çalışacağım. Yeni tiplemeler kendi içinde vardır onlar. 3, 6, 9, 12 diyelim. 12 grupla da karşınıza gelinebilir ki Sırrı Hoca'nın şu takdimine bak. 2, 4, 6, 8, 10, 2 de ekiyle 12 grup karşınızda bulunuyor. Bilginiz olsun diyorum. Sonuç olarak toprak sınıflandırması ve dünya toprak coğrafyasını takdim etmeye çalıştım. Konusu üzerinde durdum. Özellikle zor bir konu idi. Dünya toprak sınıflaması, soil taksonomi dedikleri toprak sınıflaması adına nasıldı? Eski görüşe göre 1975 öncesi ve 1975 sonrasında usta görüşüne göre de hemen hemen birbirleriyle örtüştüğünü, çok da büyük farkların olmadığını da takdim etmeye çalıştım sizlere. Teşekkür ediyorum. Kaynaklar ve yayın okumaya ne olur devam. İyi günler diliyorum hepinize. Başarılar diliyorum. Aydar'dan bir görüşle, evet sol altta var, Rize'den çektiğimiz bir fotoğrafla da bitirmek istiyorum. İyi günler diliyorum sizlere.